merhaba, yansıma, ışığın bir yüzeye çarparak yön değiştirmesi. Bazen bir kitap, bazen bir müzik olur yansıma. Bugün stüdyomuzda çok değerli dostumuz Zeliha Sunal var. Her telden, her dilden kendisiyle sohbet edeceğiz. Tıpkı projeleri gibi. Evet, evet. Ama çocukluğa doğru bir yolculuk başlayacak. Yansımalarda 30 dakika içinde aslında hızlandırılmış bir yaşam öyküsü var. 30 yaşında olduğumuza göre her dakika birer dakika çok diye önemli. Düşünürsek değil mi? Şimdi çocukken çocuk tiyatrosunda, TRT çocuk tiyatrosunda başladı olay. Sonra tabii ki mikrofonla buluşunca bu sevda şarkı ve söz yazarlığı hatta prodüksiyona kadar, programlara kadar uzadı. Nasıl başladı? İçinde galiba herhalde o 9 yaşlarında mikrofon tutmaktan dolayı muhtemelen o aşk yıllar yılı benden hiç eksilmiyor, hiç gitmiyor. Dolayısıyla işin içinde müzik olan her şeyde ben varım diyorum ve hep içindeyim sürekli. Sürekli içindeyiz. Tabii albüm çalışmalarına gelinceye kadar aslında kendi içimizde bir farkındalık yaşadık çocukluktan itibaren. Tabii. TRT ile çalıştık, orkestralar kurduk, orkestralarla işler yürüttük. Biraz onları hatırlatalım çünkü bu yansıma yaşamımızın da küçük bir ayna tutuşu bir anlamda. Şöyle diyelim o zaman, ben zaten çok küçükten belliymiş, benim daha sonrasında müzikle ilgili bir şey yapacağım. Ailem de sağ olsunlar teşvik ettiler, babam özellikle. Çok küçük yaşlardan beri hep orkestram var. Yani lisede orkestradaydım, ortaokulda orkestradaydım. Hep yani sürekli kurucu olmuşsun hatta lise dönemlerinde değil mi? Orkestra kurup tabii, yarışmalara katılmak gibi. Tabii tabii ve o zamanlar gitar çalıyordum. Yıllarca gitar çaldım orkestralarda. Hatta böyle gitarist kızmış falan diyorlardı. Fakat daha sonra Ankara'ya geçtiğimde gitar çalmayı bıraktım. Çünkü İzmir'de başladı yaşam, sonra Ankara başladı. Halk eğitim merkezlerindeki gitar yeterli gelmedi. Ankara'dan sonra da İstanbul macerası başladı. Evet. Artık buradayız o yıllardan sonra. Tabii albümlere gelinceye kadar... Ben hep şey diyorum, hamdım, piştim, oldum. İzmir, çok Ankara, güzel. İstanbul. Doğru, oldum hakikaten. Diyemiyorum, henüz daha olmuş değilim. Daha çok var. Çok ama var. Çok güzel şehirlerde hani... İşin başlangıcı İzmir'de başlıyor belki ama Ankara'da tohum yeşermeye başlıyor. Ürünler de İstanbul'da artık verilmeye başlanıyor. Kesinlikle. Nasıl bir ortamla karşılaştık İstanbul'a geldiğimizde o sanat ortamında iş üretmeye çalışmak? Hani şimdi, TRT formatında ciddi işler yapan, çok dil konuşan, çok yazar her yerde 40 dil biliyor. 40 dil tabii 6-7 dil sanırım ama 40 şimdi dil şöyle, bilmek nasıl bir şey? Kuş 40... dili dahil herhalde bilemiyorum. Bütün kuşların dilleri. 40 dil bilmiyorum. Şu anda 42 farklı ülke dilinde şarkı söyleyebiliyorum. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Bunu şarkının içinde geçen her şeyi bilip karşıya ona göre geçirmek lazım. Zaten alkış tuttuğumuz birçok yabancı şarkı aslında küfür dolu değil mi? Jenerik diye kullanılanlar, yıllarca bunun kavgaları yapıldı. Hani bilmek çok önemli. Çok önemli. Bir de artı yurt dışındaki diğer hani size hakim olmadığınız başka bir dil bu. Dolayısıyla bu dilde bir şarkı söylerken kadın ağzına uygun olup olmadığına da bakmak lazım. Doğru. Yani my 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 Delilah dediğin zaman olmuyor. Doğru. Ya da işte lady falan bunlar olmuyor. Dolayısıyla çok ama çok titizce seçilmesi ve üstünde çalışılması lazım. Şimdi albümlere gelelim. Albüm çalışmasına yola çıktık ama her şeyden önce farkındalık yaratacak projeler sizi hep heyecanlandırdı. Sosyal sorumluluk projeleri, sigarayla mücadele, meme kanseri için farkındalık yaratmak, çevre için, çevre bilincini tabii yaşatmak için, çevre dostu olmak için, atık konusunda sıfır atık propagandasını yaymak ve aslında propaganda demeyeceğim, bunun bayrağını projesi, sallamak tabii ve bu projeyi sahiplenmek, buradaki gibi bir proje mesela bugünlerde hepimizin ihtiyacı var sanırım. Ne yazıyormuş? Beni öpme, tokalaşma, sarılma. Evet, yani bunu yapmak da çok basit. Bu bildiğiniz bir süt kutusu. Şöyle göstereyim. Bir süt kutusu kapağıdır. Buna şişe camlarda satılan süt kutularının aynen, kapağı. Aynen. Yani mi? Yoğurt yaptın sütünü, evet, içini içtin veya şey, veya bu da mesela yine bir gazoz kapağıdır. Biz çocukken biriktirip oynardık gazoz kapaklarıyla. Tabii. Şimdi çok güzel. Şöyle göstereyim, nereye göstereyim? Karşıdan görüyoruz. Şöyle. Adamız. Şimdi alt tarafı 1 lira 2 lira bu sticker. Gidiyorsunuz, ne istiyorsanız hangi sloganı sizin için basıyorlar, kesip bunların üstüne yapıştırıyorsunuz. Ben özellikle son zamanlardaki korona salgını İyi için olmuş. Öpme,
tokalaşma. Yani bunlar çok önemli şeyler ve sarılma. Çünkü sen hasta olabilirsin, bana sakın hastalığını geçirme diyoruz. Farkındalık yaratmış. Aynen. Şimdi bu hayvanlar için güzel bir kap görüyorum. Beslenme mama kabı, mavi. O da bir atıktan yapılmış değil bu mi? Bu da pet şişe. Pet şişe değil tabii mi? Tabii. Bu da Gültepe Meslek Lisesi'nde yapılıyor şu anda. İnanılmaz. İşte götürüyorsunuz böyle 5 litrelik bir damacana içinde kapakları. Samet Hocam size bunları böyle mama kapları haline getiriyor. Geri dönüşüm. Çok güzel. Ve yine kapaklar. Oo. Seviyorum kapaklarla uğraşmak. Ses çıkaracağız. Marakaslar. Yalan, her şey yalan. Gerçekten güzel. Ütülediğiniz zaman güzel ses çıkıyor. Ama ütülemezseniz biraz daha az ses çıkıyor. 1,5 litrelik. Nasıl yani? Ütü bildiğimiz ütüyle mi geçiyor? Evet. Çok ilginç. Yapışmıyor mu plastik? Bunu şeyin arasına koyuyorsunuz. Türbent falan belki. Hayır. O yanmaz şeyler var ya, yemek yağlı pişirdiğimiz kağıtlar. Yağlı kağıtların arasına fırın koyduğunuz zaman şahane. Çok güzel. Okulda, anaokullarında, okul öncesi dönemde bunlar kullanılabilir gerçekten. Tabii. Bunlardan daha çok bende de var. Çok güzel bir nankör kedi, nankör olduğumu düşündüğümüz için nazarlıkla araba için çok şık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu da lastikten yapılmış galiba. Lastik mi, metal? Hayır. Onu çiçekçilerin artık telleri, çiçek yapılıyor tellerden. Artık tellerinden yapılmış. Çok güzel. Bir şey. O da yine pantolon paçası atıklarından. Terziye verdiğiniz pantolon paçaları, pantolonların evet. Paçaları. Bu harika. Teşekkür ediyoruz. EkoTürk'te kullanacağız bunu. Çok teşekkür masamızı ederim. Masamızı süsleyecek efendim. O da gazete aralarındaki reklamlardan, bannerlardan. Çok güzel. İyi reklam aldık diyebiliriz biz. Aynen. Şu anda yansımalara. Kesinlikle. Reklam kuşağımız bu da. Alt reklam olarak, bant reklam olarak geçiyor. Aynen. Şöyle düşünüyorum Nur. Şimdi işimden dolayı bu tür faaliyetlerimi lanse edebileceğim bir alanım var. Evet. Örneğin ona sahne geleceğiz. Sahne bende, güç bende diyelim öyle. Çok mikrofon güzel. Kimdeyse çünkü. Dolayısıyla ben mikrofonu elime aldığım zaman karşımdakilere eğer doğru anlatabilirsem, yaptığım işleri doğru ulaştırabilirsem o zaman bana olan güvenleri artıyor. Artıyor, evet. Ve gerçekten bu kadın bunu yapıyor ya da yapıyor hakikaten. O zaman biz bunun peşinden gitmeliyiz. Gidelim. Veya onun söylediklerini biraz daha dikkatli dinleyebiliriz diyorlar. Çok önemli. Çünkü zaten bir sanatçının, gerçek bir sanatçının misyonu da halkla birlikte yürüyebilmesi, kesinlikle. Halkın ihtiyaçlarını duyup yorumlayabilmesi ve değer üretebilmesi. Hı. Bu noktada hakikaten çok sevindirici işler yapıyoruz. Epeyce de yıl oldu. 2003'lerden, 2013'lerden, evet. 2017 sonrası iyice aktif bir platforma taşındı. İnternet sitesinde, tabii. YouTube kanalı var. Bunları aktif bir şekilde hem üniversite hem küçük yaş arkadaşlarımızla sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiyor tabii ki. Bunlar bu geçiyor. Bu arada sanat devam ediyor, müzik devam ediyor değil mi? Neler yapıyoruz? Kesinlikle. Şimdi bu çalışmalarımı akademi çevreyle yürütüyorum. Çünkü yani onlar benim istediğim bir platform var. O platformu sağlayabiliyorlar. Ne güzel. Dolayısıyla daha çok insana ulaşıyoruz. Ve çevre ve çevre kirliliğiyle ilgili, iklim kriziyle ilgili ya da atıklarla ilgili daha fazla bilgilendirme yapabiliyorum. Dolayısıyla böyle dört elle sarılıyorum bu işe de. Bu da çünkü çocukken sanat. Çocukken de böyle var. Miydik? Annem böyleydi. Hepimizin örneği o. Ben de burada ışıkları kapatıyorum. Sevgi Hanım, Tolga Bey ilk günlerde böyle biraz şaşırdılar. Cumhuriyet kuşağı yetiştirdi. Fazla ışıkları kapatalım. Selpakları ikiye bölelim. Deterjanımızı mutfaktakini ortaya bölsek de emin olun aynı şekilde yıkıyor. Yoksa sirke koyalım, yoksa karbonatla da bu işi yapabiliriz diye. Maalesef sıkıcı dersler veriyor gibi görünüyorum ama çok gerekli bilinçlenmek, toplumsal bilinçlenme, halkın bilinçlenmesi, hepimizin bilinçlenmesi. Çünkü ürettiğimiz çöpler tekrar içinde yaşamamız gereken dünyanın bir malzemesine dönüşüyor ki hastalık olarak maalesef geri dönüyor bize. Sadece o değil. Bizim atıklarımız başka canlıların hayatına neden oluyor. Öyle. Hayatına var. Yani attığınız böyle küçücük o bir poşetin bir kenarını bile yese. 100 yıl yok olmuyor doğada yok plastik. Yok olmuyor zaten yani. Yok olmuyor. Torunlarımızın torunları da görecek onları. Maalesef. Ve bunu karışıyor değil mi? Çok fazla, çok. Artık az önce konuştuk ya iklim değişikliği, küresel ısınma, atık sorunu bütün dünyanın sorunu, sadece Türkiye'nin değil. Çöp ihracatları var ülkelere biliyorsunuz. Çöp
gömme olayları, yöntemleri. Ama biz artık geri dönüşümü sizler gibi duyarlı sanatçılar sayesinde inşallah içselleştireceğiz. Böylece en azından dışarıdan bunları ithal etmeyiz. Dolayısıyla kendi içindeki, içimizdeki malzeme bize yeter. Fazlasıyla yeter artar. Ama yeter ki onları doğru olarak ayrıştırıp geri dönüşüme kazandıralım. Yani yeterli mi sizce peki? Bu işin içindesiniz. Epeyce yılda sosyal sorumluluk projeleri kapsamında farkındalık yaratmaya çalıştınız. Yeterli derecede geri dönüşümden faydalanıyor muyuz? Hayır. Tetra Pak bir dönem kağıtlar, işte diğer atıklar konusunda, plastikler için okullarda biz de toplayıp götürüyorduk sakat sandalyeleri için. Gerçekten amacına gerçek anlamda ulaşıyor mu? Sıfır atık projemiz var. Çok güzel, devletimiz de bunu sahipleniyor. Yeterli değil diyorsunuz. Şimdi 2017 yılında başlayan sıfır atık projesiyle en azından bu biraz daha bir bilinç insanlar bu yapılmalı. Hı hı. En azından devlet bunun içinde ve devletin işaret ettiği yerlerde başladı. Dolayısıyla devletin yönetimiyle beraber bu biraz artık uyanmaya başladılar, öyle diyelim. Ama daha sonrası için de şöyle söyleyebilirim, çok rahat. Biz geri dönüşümde dünyada sondan ikinciyiz. Hiç sevindirici bir haber değil. Yani %10, %13 belki geri dönüştürebiliyoruz. Ama bunun yanı sıra İsveç, Norveç gibi kuzey ülkeleri neredeyse %90, %80 geri dönüşüm yapıyorlar. Üstüne üstlük o geri dönüşümden elde edilen malzemelerle yeniden bir sürü şeyler koyuyorlar. Hı hı. Kampanyayı görüyoruz. Bakayım. Şu anda. Çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi. Bu sanatın yüzü oldunuz. Bu projede neler yapıldı? Bize özetleyelim mi izleyicilerimize? Tabii bu proje Ataköy Emlak Konut Ortaokulu öğrencileriyle yapıldı. Ben bir söyleşiye gitmiştim onlara. Aa, beni bir orkestra karşıladı. Çok güzel. Bir baktım bunu çalıyorlar. Bu şarkı çok güzel. Bunu şey yapmalıyız. Sözleri onlara ait o zaman. Sözleri, müziği, hepsini. Harika. Sevgili Funda Cumbul öğretmenleri de onlara geri dönüşümden yapılmış malzemelerle böyle bir orkestra kurmuşlar. Ve sevgili Murat Yeter'e gittim. Dedim ki bu bizim sosyal sorumluluk projemiz ona göre. Tabii akademi çevreni içinde üçümüz böyle bu projeyi oluşturduk. Yaratıcı olmuş. Şöyle söyleyeyim, çocuklarımız zaten bilincindeydiler. Şimdi onlar mezun oldu, bu çocuklarımız. Ama aynı zamanda şu anda bir meslek sahibiler. Çünkü niye? Bir müzik bu telif şey, MESAM gibi, MSG gibi telif örgütlerine üye oldular. İnanamıyorum. Evet, artık hani meslekhanelerinde besteci söz yazarı yazsa yeridir yani. Harika. Kesinlikle. Çocuklarımız. Belki de ileriki yaş dönemi için, şimdi üniversiteli olduysa bu çocuklarımız lise ise ya da ortaokulsa. Lise oldular. Lise oldular. Sonrasında da bunu sürdürebilirler. Sürdürülebilir enerji kaynağımız zaten gençler bizim. Kesinlikle. Ayrıca bu güzel genç arkadaşlarımız bunu başka okullara giderek, çeşitli faaliyetlere katılarak şarkıyı söylüyorlar. Hatta bazı okullarda okul zili olarak duyuyoruz. Efendime söyleyeyim, tiyatro faaliyetlerinde duyuyoruz. Yine çevreyle ilgili söyleşiler ve fuarlarda duyuyorum ve bu benim çok çok hoşuma gidiyor. Bu bilinci hani Avrupa'da görüyoruz, Hollywood sinemasında yapılan filmlerle görüyoruz bizi. Kıyamet senaryolarına, dünyanın yok oluş senaryolarına bir nevi hazırlıyorlar ve bu bir gerçek. Küresel ısınma dediğiniz gibi, iklim değişikliği, su sorunları, bunların hepsi kapımızda olan problemler. Bu duyarlılık için ben bir kez daha teşekkür ediyorum hakikaten. Rica ederim. 2040 yılında Türkiye'de su kalmayacak. Ne olur dişlerinizi fırçalarken, efendime ellerinizi yıkarken, duş alırken Allah aşkına dikkat edin. Suyun damlası bile çok kıymetli. Evet, ben lütfen. Oğluma öyle öğretiyorum. Su açıksa Afrikalı çocuğun su hakkı diyorum. Ve o kızıyor artık dişini yıkarken, okulda da ışıkları kapatıyormuş. Öğretmeni teşekkür etti. Daha çocuk yaşta başlıyor. Anne ve babalara, ebeveynlere bu konuda bence çok büyük görev düşüyor. Çok. Mümkün olduğu kadar çocuklarımıza insan, hayvan, doğa sevgisi aşılayın. Severlerse korurlar. Doğru. Halbuki bakıyorsunuz bir sürü vahşet görüntüleri sosyal medyada, insanlar köpeklere şey, yani acımasızca davranıyorlar. Artık bir çiçek bile sevmiyorlar. Evet. Bir böyle ot bile sevmiyorlar. Ve
o acımasızlığı, o sevgisizliği alalım. Doğayı, çevreyi sevelim ki, koruyalım ki çocuklarımız, hatta onların çocukları daha güzel dünyalar görsün. Barış görsün, huzur görsün. Çünkü sevgi olmadığı için savaşlar oluyor. Birbirimizi görebilmek, fark edebilmek için bakmakla görmek arasındaki detayı artık fark etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. İnsanoğlunun görevi bu. Kesinlikle. Hakikaten. Biraz sanat konuşalım, bir parantez açalım. Son dönemde neler yapıyoruz, özledik. Her telden, her dilden, TV8'de de güzel çalışmalarımız vardı. Öylesi bir program gene olabilir. Başka keşke keşke. Başka programlar olabilir. Neler yapıyoruz? Gündemimizde neler var? Gündem aslında yoğun. Benim bu sanat dünyasında yoruma bakış açım, 2008 yılında Şehrazat'ı tanımakla değişti, çok değişti. Evet. Ve bana çok farklı yorumlamayı ve biraz daha kendime vererek yorumlamayı gösterdi ki benim için bu çok önem taşıyor. Çok büyük bir müzik adamı. Büyük şans aslında, çok. Evet. Şehrazat'la yolu çekti mutlaka. Ve o günden bugüne hemen hemen hiç ayrılmadık diyebilirim. Böyle bir üçgen oluşturduk. Şehrazat, Murat Yeter, ben falan böyle gidiyoruz. Hakikaten çok değerli, çok saygı duyuyorum. Fikrini alıyorum, kendi üretmese bile fikrini alıyorum, nasıl olmuş falan. Bu nedenle bir yeni bir şarkı çıkarıyoruz onunla beraber. Harika. Söz müziği Şehrazat'a ait, düzenlemeleri yine Murat yapıyor. O çıkacak. Harika. Tekli olarak. Ama bunun dışında... Single değil mi? Single çıkacak. Harika. Ama bunun dışında bir üçlü sahne projemiz var. Sevgili Mine Mucur, Feride Öget, cellist. Evet, süper. Ve bendenizle güzel beraber. Çok, evet, o da enteresan bir proje. Sakin, dingin. Ne hoş. Sadece dinletiye dayanan. Tabii sonra ben ne yaparım onu bilemem. Bence sakin duramayız sonrasında. Onu bilemiyorum. Ama güzel, ihtiyacımız var. Kendi orkestramla devam ediyorum. 90'lar özellikle devam son ediyor. Revaç'ta. Bu Mart ayındaki bütün projeler 90'larla ilgili. Ne güzel, o kuşak gerçekten hareketli bir dönemdi ve unutulmuyor. Bu dönemde de hala Revaç'ta birçok şarkıları özlüyoruz. Sahne yapıyordu. Tekrar, evet. Her gün bir şarkı çıkıyordu. Evet. Hangisine yetişeceğimizi şaşırıyorduk. Doğru. Çok, ama çok eğlenceli günlerdi. O yüzden severek 90'ları söylüyorum. Onun dışında sanat ve sanatla ilgili yeni bir proje daha hayata geçiyor. Başka arkadaşlarla da beraber. 20 milyona inmiş sigara içen. Çok, evet, sevindirici bir haber bu. Ama buna karşılık sigaraya başlama yaşı 11'den 9'a indi. Bu kötü bir haber. Çünkü çocuklar özeniyorlar. Ha. Evinde anne baba içerse çocuk %1500 içiyor bir kere. Rol model değil mi? Bizim derdimiz sigara içenlerle değil, sigaraya başlamaması gerekenlerle. Yani siz çocuklarınızın havasını zehirlemeyin. Bırakın onlar temiz hava solusun. Sizin dışarıda içiyor olmanız da bir şey değiştirmiyor. Çünkü görüyor, rol model olarak görüyor. Sizi aldığı için ister istemez o sigara onun hayatında var. Ama iyi ki yasaklandı diyorum. Ben hiç sigara kullanmadım. Pasif içici olarak bile akciğerinde duman taşıyan birisiydim ben. Üye yapalım hemen bize. Hep Mustafa Bey de söylemişti. Lütfen. Ben gönüllü üyeyim. Zaman ayıramıyorum ama seve seve. Ne çok yapabilirsem. Sevindim. Çünkü hakikaten hani dumansız hava sahası projesi bence Türkiye'de yapılmış en iyi projelerden. Üniversiteler için, üniversiteler biliyorsun, için kampüsler, sigarasız alanlar yaratılması, hı-hı, müthiş bir şey. Gençlere başka alanlar, böylesi projeler, çevre dostu projelerle belki bir nebze olsun ya da hobilerle uzaklaştırmak söz konusu olabilir. Ama dediğiniz gibi ebeveynlerden öncelikle anne, başlamak lazım. Şimdi anne baba çok önemli, evet, burada. Çünkü çocuklar ailede ne gördü, ileride de onu uyguluyorlar. Rol model olarak zaten hep aile ön planda. Hani onu bırakın, anne baba içmiyorsa bile dede ya da anneanne içiyorsa ya da babaanne içiyorsa oradan da bir özenti oluyor. Yani zaten şu elde, elle ağız arasındaki ilişki, hani şu havalı görüntü o çocukların ona başlaması için yeterli oluveriyor nedense. Bir kere başladıktan sonra bırakmak çok zor oluyor. Evet. Çünkü vücutta işte bilmem kaç çeşit zehir alıyorsunuz. Kesinlikle. O zehir bari zehiri başta, çünkü ben sigarayla mücadele için 2009'da bir kitap çalışması yapmıştım Ametem Başkanımızla, Kültegin Ögel'le, İş Bankası yayınlarından. Uyuşturucu, alkol ve sigaraya karşı olarak 3 seri kitaptı bu. İnanılmaz bilgiler edinmiştim ve çok şaşırmıştım. Hani bu kadar zehir taşıdığını bilmiyordum. Çok. Bir insanın emanet bir bedene bu kadar şey yapması gerçekten, hani hem de maddi olarak büyük bir külfet. Kesinlikle. Fiyatı öğrenince çok şaşırmıştım. Hani sigarayla hiçbir ilişkim olmadığı için ekonomi kanalıyız, her şeyi bilmemiz gerekiyor diye. Tabii. Hem maddi hem manevi bir zarar.
Her neden şeyi taksitle alabilirsiniz ama sigarayı peşin para ödemek zorundasınız. Çünkü size o bakkal ya da o market onu peşin ödemezseniz onu size vermez. Zehir peşinen alıyor. Peşinen parasını veriyorsunuz, alıyorsunuz. Veresiye yoktur. Dükkanda hayır, yazardı ya yok. Tombul bir amca çocukluğumuzda. Veresiye yok diyorsunuz. Bu tür projeler, daha doğrusu artık ben artık bunlara proje demiyorum da bunlar artık benim içselleştirdiğim evet. Yaşam şekilleri. Dolayısıyla bu tarz projeler hem bir başkasına yararı dokunmanın kesinlikle. Şeysini, doygunluğunu mutluluğu. Veriyor, mutluluğunu veriyor. Hem de eğer hani bir kişiyi bile ben bu bilinçlenirse, ne hem sigara olsun hem çevre olsun bir kişiyi bile bilinçlendirebilirsem benim için çok ama çok önemli. Ne mutlu. Bir kişi bile o kişi bir başka kişiyi etkileyecek. Bir kişi değişirse dünya değişir hakikaten. Bir çocuk değişir. Dünya değişir. Kesinlikle. Ben de buna inanıyorum, kanaat getiriyorum. Bu projelerin de desteklenmesi lazım. STK'lar, devlet kuruluşları ve özel kuruluşlar tarafından muhakkak. Çünkü daha çok çocuğa, eğitim kurumlarına, alt seviyeye ve üst üniversite bilincini yaratıncaya kadar emek vermek lazım. Belki konserler dizisi olabilir sizi destekledikleri için, çevre bilincini daha yaymak için. Buradan da kendilerine iletmiş olalım. Bu sosyal farkındalık hakikaten çok çok mühim. Şimdi benim yaptığım her projede, her sahne projesinde ister küçük olsun ister büyük olsun içinde şunlar var. Yani benim elimle geceler boyu oturup televizyon izlemek yerine bunları yapıyorum ve herkese dağıtıyorum. Ve bunlarla bana eşlik etmelerini istiyorum. Hatta iş yaptığım yerlerde çıkan atıkların biriktirilip toplanıp onların katma değerlerinin hesaplanmasını rica ediyorum. Örneğin bir ton atık toplansa, bir ton atık ne demek biliyor musunuz? 13 tane ağaç demek. Evet. 5 tane araba dolusu benzin demek. Yarım yüzme havuzu su demek. Yani bunları hesaplatarak ayak izlerini hem gelenlerin karbon ayak izini görmüş oluyoruz, evet. hem de bizim ekonomik katkımızı hesaplamış oluyoruz. Ne güzel. Tam da böyle ekonomik, duygusal ve verimli bir projeler var. Çok teşekkür ediyorum. Haydi. Yansımalarda süremiz doldu ama yaşamdaki yansımalarımız devam edecek bu harika projelerle. İyi ki geldin diyorum. Çok teşekkür ederim. Kısacık bir süreye ne güzel sığdırdın. Değil mi? Hepsini anlattık yani. Küçük evet. bir yansıma yaptık. Evet. Teşekkürler. Evet sevgili dostlar, yarın tekrar karşınızda oluncaya dek hayata, sevdiklerinize, kendinize iyi bakın diyoruz ve küçük bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Yarın Mendilim Kekik Kokuyor filminin oyuncusu Vilma Elles burada olacak ve yönetmeni Hüseyin Özden. Şu anda galadalar. Biz yayında olduğumuz için filmi izleyemedik ama jeneriğini, fragmanını izledik. Çok büyük emek verilmiş. Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir film. Güzel. Ama farklı bir boyuttan, perspektiften. Nasıl bir yorumla? Hüseyin merakla çok bekliyoruz. Iyidir. Çok iyidir. Hüseyin abi TRT'den Hüseyin, abimizdi. Müthiştir. Tanıyoruz ne güzel. Tabii ki. Meraklı izleyicilerimizle yarın buluşturacağız. Bunun da haberini vermiş olduk. Tekrar karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.